Rize'de çay mitinginde, Gaziantep'te fıstık mitinginde, Ayrabolu'da buğday mitinginde, Giresun'da fındık, memleketin Manisa'da tarım mitinginde ama sürekli halkın yanında olduk. Bundan sonra hayvancılığın sorunlarından işçilerin sorunlarına kadar, sendikalaşmanın önündeki engellerden adalet arayışına kadar önceden beri olduğumuz gibi her sıkıntıda olanın yanında olmaya ama esas olarak da bu sıkıntıları nasıl çözeceğimizi milletimize tane tane anlattığımız bir sürecin içine girdik. Programımızı milletimizle birlikte 81 ilde 973 ülkede halkla, kanaat önderleriyle, sendikacılarla, meslek kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle tartışarak, konuşarak her soruna çözüm yolunu masanın üstüne koyarak programımızı en kısa sürede hazırlayıp milletimizin takdirine sunarak her konudaki özet bilgileri sizlerle paylaşarak bu millete iktidar olduğumuz gün onun sorununu nasıl çözeceğimizi tane tane halkın diliyle kendinden emin bir üslupla ve büyük bir enerjiyle anlatacağız. Bunun için her birinizin diri olması, kararlı olması, tıraşının yerinde, kıyafetinin yerinde olması, enerjisinin tam olması her şeyden önemlidir. Her birinizi bizim içine çekilmeye çalıştığımız bütün tartışmalara inat olarak önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt'tayım. Esenyurt'taki bugün gelecek üyelerimize de, bugün en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir tartışmanın, bir çatışmanın ve erkenden bir zihni meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu değil de aday kim olacak tartışmasını körüklüyorsa, onu konuşuyorsa, kim ki işsizlik konuşmayıp aday konuşuyorsa, kim ki yoksulluğun yarattığı istihdamsızlık, onun yarattığı evladının eğitimindeki sorunlar, bu meseleler dışında başka bir şeyi konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. Aday kim olacak? Emin olun, adayın kim olduğuna benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzü çiğneyerek, onun görüşünü almadan Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip de arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylarısınız. Adayımızı resmen ilan ettiğimiz, o güzel mitingi yaptığımız ve adayımızı Cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz. Sanayi sitesinde ustanın yanında duran kalfası benim adayımdır. Ustasını o ikna edecek. Tarlada yan tarladaki komşusuyla sohbet eden köylü CHP'li benim adayımdır. Onu o ikna edecek. Balkanlardan gelmiş olup da Atatürk'ün partisinden başka partiye hala oy veren varsa onu, bu Makedonya göçmeni
abim ikna edecek aday odur. Yarın ev gezmesine giden kadın kolları üyem Cumhurbaşkanı adayımızdır. Okullarda halk listeler Cumhurbaşkanı adaylarıdır. Üniversitelerde gençlik kolu üyelerimiz ya da sokakta gençlik kollarımızın her biri Cumhurbaşkanı adayımızdır. Eğer her biriniz yarın sabah yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, bu partiye bir oy, bir oy, bir oy toplarsanız, bu yoksulluğa çarenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, bu işsizliğin var bir çaresi onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her sorunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözüleceğini siz anlatırsanız, artık Cumhurbaşkanı adayımız ilan edildiği gün o bir aday değil, gün sayan Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı olacaktır. Ben onu size emanet ediyorum. Bu görevi size veriyorum. Esenyurtlular, yarın sabah yataktan birer Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Var mısınız? Yarın kalkın ve önümüzdeki seçimi alın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Bundan sonraki süreçte benim adayım sizlersiniz. Kadın kollarıdır, gençlik kollarıdır, bütün üyelerimdir. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum ve bu görevi sizlere emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun, bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.